koşulların önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik drink araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedirler. Yine son yıllarda uygulanmaya başlanan insanlık onurunu rencide eden ağız içi aramalar nedeniyle de mahpuslar hastanelere gidemiyorlar. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde ileri yaşta ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta Eskişehir her tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Devrim Ayık'ın durumunu aktarmak istiyoruz. 1991 doğumlu olan Devrim Ayık'a 2012 yılında Crohn hastalığı teşhisi konuldu ve yapılan ameliyat haricinde bağırsağından 40 santim alınmıştır. 2014 yılına kadar özel bir iğne ile tedavi görmüş ve 2017 yılına kadar hastalığı hafif seyretmiştir. 2015 yılında tutuklanarak İzmir F tipi kapalı hapishanesine konulmuş ve buradayken uzun süre boyunca hastaneye götürülmemiştir ve en son 49 kiloya kadar düşmüştür. 2017 yılında durumunun ağırlaşması üzerine acilen hastaneye sevk edilmiş ve bağırsaklarında 4 delik patladığı tetkik edilerek ameliyata alınmış ve bağırsağı 60 santim alınmıştır. Bu ameliyat sonrası sağlık durumu giderek kötüleşmiş ve 2 ayda 6 ünite kan almak zorunda kalmıştır. 2018 yılında tedavi amaçlı olarak tahliye edilmiştir. 2019 yılı Ağustos ayında kolonoskopi için gittiği Akdeniz Üniversitesi'nde muayene sonrası tekrar gözaltına alınmış, 4 gün boyunca gözaltına tutulduktan sonra Antalya L tipi kapalı hapishanesine gönderilmiştir. Burada durumu daha da kötüleşmiş olup 3 ay boyunca yatağa bağımlı hale gelmiş, ağızdan ve mataktan kan gelmeye başlamış ve başkasının yardımıyla hayatına devam edebilmiştir. Pandemi nedeniyle 17 Mart 2020'de tekrar tahliye edilmiştir. Tedavisini tamamlayamadan 12 Ocak 2021 yılında tutuklanıp Edirne F tipi kapalı hapishanesine konulmuştur. Daha sonra buradan Eskişehir F tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiştir. 2 Nisan 2021'de yapılan kolonoskopi kontrolünde doktor tarafından bağırsaklarında ciddi derecede çürümelerin başladığı, acilen ilaç ve iğne tedavisinin yapılması ve diyet uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. 2021 yılının Mayıs ayında Eskişehir Şehir Hastanesi'ne tekrar sevk edildiğinde doktorlar tarafından muayene yapılmaksızın sadece raporları istenmiş ve ardından heyete çıkarılmış, cezaevinde tek başına kalabilir şekilde rapor verilmiştir. En son 2021 yılının Eylül ayında astroloji doktoruna görünebilmiş, ağrılardan hiç uyuyamamaktadır. En son hastane sevkide bağırsaktaki yara, lezyon ve lekelerin arttığı, üçüncü bir ameliyatın gerektiği ancak bunun çok riskli olduğu söylenmiştir. Hastalığından dolayı sebze, meyve, kapalı gıda, süt ve süt ürünleri yemesi yasak, daha kullanması da yasak. Crohn diyetin uygulanması gerekmesine rağmen cezaevi idaresi bu diyete göre yemek vermiyor. Daha önceki ameliyatların İzmir ve Antalya'da olmasından dolayı aynı hastaneler ile tedaviye devam etmek için oradaki cezaevlerine sevkini talep etmesine rağmen bu talebi de kabul edilmemiştir. Ayrıca diş sorunu nedeniyle 22 aydır diş ameliyatı bekliyor. 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu bir gözünü kaybetmişti. Sol gözü miyop olup 30 dereceye kadar yükselmiştir. Yaşadığı ağrılar ve direncinin tamamıyla düşmesinden dolayı şiddetli baş ağrılarının göze vurmasına ve görme kaybının da ilerlemesine neden olmaktadır. Ayrıca kulakların birinde %50, diğerinde %40 işitme kaybı vardı. Devrim Ayık hastalıklardan kaynaklı olarak %76 engelli raporuna sahiptir. Ağır hasta mahpuslardan Devrim Ayık'ın ağır hastalıklarından dolayı hapishanede kalabilmesi mümkün değildir. Diyet ile beslenmesi ve tetkik tedavilerine sağlıklı koşullarda devam etmesi gerekmektedir. Hem Crohn hastalığı hem de diğer hastalıklardan kaynaklı olarak infazının ertelenmesini ve sağlıklı koşullarda tedavilerine devam ettirilmesini talep ediyoruz. Hasta mahpusları özgürlük inisiyatifi olarak 490. haftada hapishanelerde bulunan hasta mahpusların durumlarını dile getirdik.
Tüm bu sorunlar kalıcı bir şekilde ortadan kalkıncaya kadar kamuoyuyla paylaşmaya ve çözüm talep etmeye devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük etsin.